5. bölümde Tevrat'ta Muhammed'den bahsediliyor iddiasını, Yahudilerin üstün kılınışını, Muhammed'i inkarlarını, Kur'an'ın Tevrat'ı tasdikleyişini ve ayetlerdeki diğer konuları ele almıştık. Bu bölümde 49. ayetten devam ederek Firavun, Musa, Harun, altın buzağı gibi birçok konuya değineceğiz. 49. ayet. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Onlara doğru yolu göstermek için Tanrı tarafından gönderildiği ve evrensel olduğu söylenen Kur'an, yine eskilerin masallarını, daha önce Tevrat'ta bahsedilmiş olan olayları tekrar ediyor. Aslında yeni olduğu söylenen bir kitabın sürekli eski kitaplardaki pasajları tekrar etmek yerine, insanların yaşamı boyunca onlara rehberlik edecek bilgi ve emirler yöneltmesi, içeriğinin evrensel ve yeni olması gerekirdi. Ama dönüp dolaşıp Tevrat veya İncil'de bahsedilen konuların ele alındığını, bunların insanlara mesaj olarak sunulduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Bakara suresinde ağırlıklı olarak Yahudilerden taraftar toplama, onları İslam'a geçirme çabası var. Tevrat'taki olaylardan bahsederek zaten Yahudilerin bildiği, inandığı masalların onlara tekrar edilmesinin nedeni tam olarak budur. 49. ayette bahsedilen konu Tevrat'ta Mısır'dan çıkışın İsrailliler Mısır'da baskı görüyor adlı bölümünde anlatılan hikayedir. Hikayeyi kısaca özetleyeyim. Yusuf ve beraberindeki kimi İsrailoğulları Mısır'a gitmiş, burada üreyip çoğalmışlardır. Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi ölse de soyları artar, gittikçe büyür, öyle ki Mısır onlarla dolup taşar. Yeni bir kral tahta çıkar ve İsrailliler sayıca bizden çoklar. Bir savaş çıkarsa düşmanla birlik olup bize karşı savaşabilirler diyerek halkına talimat verir. Bunun üzerine Mısırlılar İsraillileri ağır işlere verirler. Baskılara rağmen İsrailoğulları çoğalmaya devam edince onları daha da ağır işlere verip zulmederek çalıştırırlar. Yine de çoğalmalarının önü kesilememiştir. Firavun ebelere talimat verir, İbrani kadınlar doğururken çocuklara bakın, doğan çocuk erkekse öldürün, kızsa bırakın der. Ebeler emre uymayınca İbranilerin çoğalması devam eder. En sonunda Firavun yeni bir talimat vererek doğan her İbrani erkek çocuğu Nil nehrine atılacak der. Yani Musa'nın doğacağı dönemde Yahudilerin Firavun tarafından nasıl zulme uğradıkları anlatılır. Tefsirlerde bu olayın nedeni olarak Firavun'un gördüğü rüyadan bahsedilir. Fakat Kur'an ya da Tevrat'ta buna dayanak olan bir ayet yoktur. Rüya ile ilgili Taberi şöyle der. Firavun'un İsrailoğullarının erkek çocuklarını kesme sebebi rivayet edilen şu olaydır. Bir gün Firavun rüyasında Kudüs'ten Mısır'a doğru bir ateşin gelip Kıpti ırkından olanları yaktığını ve İsrailoğullarına dokunmadığını görmüştü. Bunun üzerine sihirbaz ve kahinleri toplayıp onlardan bu rüyanın yorumunu sormuştu. Onlar da şu cevabı vermişlerdi. İsrailoğullarından bir çocuk doğacak, sen onun eliyle mülkünü kaybedip helak olacaksın. İşte bundan sonra Firavun, İsrailoğullarının her doğan erkek çocuğunu öldürmeyi emretmişti. 50. ayet. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Kur'an'da adı en çok geçen peygamber Musa'dır. 136 kez adı geçer. Tevrat'ta en geniş yer alan karakter olduğu gibi Kur'an'da da geniş yer bulmuş, ona dair
Tevrat okuyucuları ve inananları tarafından bilinen aynı hikayeler tekrar edilmiştir. Hepsinden önemlisi, Musa gerçekten yaşamış ya da gerçekten yazılanları gerçekleştirmiş biri midir? Bu sorunun cevabını Kasas suresini incelemeye başladığımda cevaplayacağım. Peki, denizin yarılmasına kadar uzanan süreç nasıl ilerlemişti? Sonraki ayetleri, hikayelerdeki olayın gelişimini anlayabilmek için bunu bilmek önemli. Tevrat'taki anlatıya göre artık büyümüş olan Musa, bir gün soydaşlarının yanına gider. O sırada bir Mısırlının bir İbrani adamı dövdüğünü görünce sinirlenir, çevresini gözetler, kimse olmadığını görünce Mısırlı adamı öldürüp kuma gömer. Bu olaydan Kur'an'da Mısırlı ile dövüşen İsrailli adamın yardım istemesi üzerine Musa'nın tek yumrukla adamı öldürdüğü, bunun üzerine pişmanlık yaşaması şeklinde bahsedilir. Ertesi gün bu olay Firavun'un kulağına gidince ölüm fermanı çıkarılır. Bunu duyan Musa canını kurtarmak için Midyan'a kaçar. Gittiği yerde çobanlık yapan babaları için su almaya gelen 7 kıza rastlar. Çobanlar bu kızları kovmak isteyince bunu gören Musa onlara yardımcı olur. Su çekip hayvanlarına verir. Daha sonra Musa bu kızlardan biriyle Sippora ile evlenir. Yıllarca burada yaşar, kayınbabasının sürüsünü güder. Sürüyü güttüğü günlerden birinde Tanrı yanan bir çalı arkasından konuşur. Musa'ya gidip hala ezilmekte olan halkını kurtarmasını, onları Mısır'dan çıkarmasını emreder. Bu yolda onu bazı mucizeler ile donatır. Büyük kardeşi Harun'u da yanına alarak Mısır'a, İsrail halkını kurtarmaya gider. Gösterdiği mucizelere rağmen Firavun'u ikna edemez. Mısır'ın başına gelen felaketler de Firavun'u ikna etmeye yetmez. İsrail halkını serbest bırakmaya da razı olmaz. Bunun üzerine Musa halkını yanına alarak bir gece gizlice Sina'ya geçmek üzere Kızıldeniz'e doğru yola çıkar. Sabah olduğunda durumu öğrenen Firavun ordusu ile birlikte arkalarından gider. Musa elini denizin üzerine uzatınca Tanrı güçlü rüzgarlar gönderip suları geri iter. Denizi karaya çevirip suları ikiye böler. İsrailliler buradan yürüyerek geçerler, onları takip eden Firavun ve ordusu ise geri kapanan deniz suları içinde boğularak ölürler. Tabi Mısır'dan çıkış hikayesi Tevrat'ta çok daha detaylı yer alır. Bir anlığına bu olayların gerçek olduğunu varsayarsak şu soruları sormak gerekiyor. Allah neden üstün kullarım dediği İsrail halkını kurtarmak için zaten gerçekleşeceğini bildiği olayların patlak vermesini, halkın işkence altında inlemesini izliyor. Firavun'un iman etmeyeceğini zaten biliyor olmalı. O halde bunca uğraş, acı ve ölüm neden? Allah Musa aracılığı ile Firavun ile büyü yarışına neden giriyor? Ya da koskoca Tanrı'nın amacı gerçekten Firavun'u ikna etmekse, Musa aracılığı ile gösterebildiği tüm mucize, yılana dönüşen bir asa ve beyaz renge bürünen bir el mi? Yarattığı kulu ile giriştiği sihir savaşında koca yaratıcının elinden gelen bunlar mıydı? Zaten olayların nasıl gelişeceğini bilen Allah, bu büyü savaşları, vebalar gibi ikna savaşları ile uğraşmadan daha en başında Firavun ve ordusunu öldürse olmaz mıydı? Bunca maceraya ne gerek vardı? Koca Mısır tarihinde arkeolojik keşiflerde ortaya çıkan onca tarihi eserde binlerce olaydan bahsedilmişken neden bu olay yer almıyor? Neden izine rastlanmıyor? Sakın yaşanan onca olaydan sonra Firavun'a tapan biri kalmış mıdır ki kayda alsın demeyin. Neticede Mısır'da ortaya çıkan antik metinlerin tamamı Firavun'a tapınma anlayışı ile var olmuş
değil. Kaldı ki dinini yaymak isteyen bu uğurda büyü savaşlarına, türlü büyük uğraşlara giren insanları kendine inandırmak isteyen bir tanrı böyle bir fırsatı kaçırmaz, mutlaka bu olayın kayıt altına alınmasını sağlardı. Sahih kaynaklarda yazdığına göre ve üzerinde ittifak edilmiş rivayetlere göre Musa'nın ölüm meleğine tokat atıp gözünü çıkardığına inanan Müslümanlar hangi mantık ile onu öldürmek isteyen bir faniden, Firavun'dan kaçtığına inanıyorlar. 51 ila 54. ayetler. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredesiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. 51. ayeti anlamak için önce Tevrat'a bakmak gerek. Tevrat'ta yazdığına göre Mısır'dan çıkan İsrail halkı 3 ay sonra Sina çölüne ulaşır, Sina Dağı'nın karşısında konaklarlar. Halkın uyguladığı bazı arınma ritüellerinden sonra Tanrı Musa ile görüşmek üzere 3. günün sabahında kara bulutlar ve gök gürültüleri eşliğinde Sina Dağı'nın üzerine iner. Musa'yı dağın zirvesine çağırır. Burada ona çeşitli yasaları anlatır, Musa da buyrukları halkına anlatır, yazar. Daha sonra Tanrı Musa'yı tekrar dağa çağırır. Musa dağa çıkarken Harun ve Hur'u vekili olarak bırakır. Bir sorun olursa onlara danışın der. Dağa çıkar, 7. gün bulutların içine girer, 40 gün, 40 gece burada kalır, Tanrı ile görüşür. Konuşması bitince Tanrı kendi elleriyle yazdığı taş levhaları Musa'ya verir. Bunlar 10 emrin yazılı olduğu levhalardır. Buradan sonra altın buzağı hikayesi başlar. Günler geçmesine rağmen Musa'nın dağdan inmediğini gören halk Harun'un yanına giderek bize öncülük edecek bir ilah yap derler. Harun da sanki Tanrı'yı daha önce gören o değilmiş, varlığına şahit olmamış gibi halkı dinlemekle kalmaz, onlardan kulaklarındaki küpeleri ister ki eritip şekil versin, buzağı yapsın. Harun, halkın getirdiği altınlarla buzak şeklinde bir put yapar, halk, ''Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur.'' der. Daha sonra Harun, yaptığı bu buzağı putunun önüne bir sunak inşa eder, halk da gelip burada sunular sunar, yer, içer, eğlenir. Tanrı olanları görünce öyle öfkelenir ki halkını yok etmek ister. Musa türlü sözlerle tıpkı bir insanmış gibi onu sakinleştirir. Musa elinde Tanrı'nın yazıp verdiği taş levhalarla dağdan aşağı inmeye başlar. İnerken putun yapıldığı ordugah görünmeye başlar. Musa buzağı putunu ve etrafında oynayan insanları görüp öfkelenince Tanrı'nın verdiği yazılı levhaları dağdan aşağı fırlatıp parçalar. Ceza olarak yaptıkları buzağı putunu yakar, toz haline gelinceye kadar ezer, suya serperek İsrail halkına içirir. Daha sonra Harun'u azarlar. İşte Kur'an'da bahsedilen olay, Tevrat'ta yer alan bu hikayedir. Fakat bu hikaye İslam'a kimi değişiklikler ile geçmiştir. Örneğin buzağı yapan kişi Harun değil Samiri'dir. Hatta Harun Tevrat'ta yazanın aksine halkın isteğine karşı çıkmış, buna rağmen
İsrail halkı Samiri adlı kuyumcunun yaptığı buzağıyı kendilerine tanrı edinip tapmışlardır. İslam'a göre bir peygamber puta tapılması gibi bir günaha ortak olamayacağından Tevrat'taki metinlere tahrif edilmiş gözüyle bakılır. Bu yüzden Harun'un rolünü dini ve siyasi çekişmelerden dolayı bir grup Yahudi'nin nefret ettiği Samiriyelileri temsilen Samiri adlı biri yer alır. Peki neden? Neden Kur'an'da suçlu olarak Harun değil de Samiri adında biri yer alır? Arka planında ne yatmakta? Asur kralı 2. Sargon, İsrail krallığını fethedince, M.Ö. 721'de 27.290 kişiyi sınır dışı etmiş, buraya farklı toplulukları yerleştirmişti ki bunlardan biri Samiriyelilerdi. Yahudi geleneği de bu Asur sürgününü onaylar. Fakat onlar Samiriyelileri farklı bir etnik köken ile ilişkilendirir. Örneğin Talmud'da birkaç kez Kutim adlı bir kavimden bahsedilir ve bunların Asurluların elleriyle geldikleri yazar. Yine bunu destekler şekilde 2. Krallar'da ve Yahudi tarihçi Yosef ben Matityahu'nun kayıtlarında yazanlara göre Samiriye'nin ele geçirilmesiyle İsrail halkı Asur kralı tarafından Asur'a sürülür. Onları Halah'a, Habur Irmağı kıyısındaki Gozan'a ve Med kentlerine yerleştirir. Sürgün edilen Samiriye topraklarına Babil, Kütah, Avah, Emat ve Sefarvayim'den de insanlar yerleştirilir. Bölgeye yerleştirilen halklar aslan saldırılarından kayıp vermeye başlayınca bunun sebebi olarak Rabbin yasasını bilmiyor oldukları öne sürülür. Bunun üzerine Asur kralı bölgeye yerleşen insanlara Tanrı'nın hükümlerini öğretmesi için Beytel'den rahipler gönderir. Yine de yerleşimciler bir yandan Rab'be tapınırken diğer yandan kendi tanrılarına ibadet etmeye devam ederler. İnanışa göre İsrail halkına bunu yaşatan Rab'dir. Çünkü başka ilahlara tapmış ve Rabbin kurallarına uymamışlardı. Ama bir düşünün, toprağınızdan sürülüyorsunuz, başkaları yerleştiriliyor diyelim. Tanrı bizi cezalandırıyor deseniz de oraya yerleşen insanlara kin beslemez misiniz? İşte Yahudiler de Samiri'ye yerleştirilen insanlara kin besliyordu. Ölü Deniz parşömenlerinde yazanlar da bunu destekliyor. Parşömende Kuzey kabilelerinin Yusuf diyarına geri döneceğinin umulduğu yazarken, Kuzey'e yerleşmiş olan mevcut topluluklara düşman halklar dendiği görülür. Buraya yerleşen Samiriyelilerin Kudüs'ü küçük düşürmek ve İsrail halkını kışkırtmak amacıyla yüksek bir yere tapınak inşa ettirdikleri yazar. Özetle Samiri diye biri yoktur. Bölgeye Samiriye adını veren İsrail kralı Omri'dir. Şemer adında bir adamdan satın aldığı tepeliğe eski sahibinin adından dolayı Samiriye adını verir. Belki Kur'an'ı yazan veya yazanlar Yahudiler içindeki sürtüşmeden haberdardı ve Yahudilerin kin beslediği bu bölge halklarının putperestliğine gönderme yapmak amacıyla Samiri diye bir karakter var edip bunu da ayetlerin içine iliştirmişlerdi. Bir ihtimal daha var tabi. Küçük peygamber kitaplarından Hoşea'da yazan buzağı anlatıları ile Mısır'dan çıkıştaki buzağı anlatıları karıştırılmış, hikayeyi duyup Kur'an'a ayet olarak yazan kişi, Hoşea'da bahsedilen buzağı olayını Mısır'dan çıkış zamanında gerçekleştiği anlatılan hikaye zannetmiş olabilir. Çünkü İsrail halkı sadece çıkış zamanı değil, dönem dönem buzağıya tapma adetine devam ediyordu. Hoşea 8. bab 5 ve 6. metinlerde şöyle yazar: "Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu. Öfkem alevleniyor size karşı. Hiç mi temiz olamayacaksınız? Çünkü bu
İsrail'in işidir. O buzağıyı bir usta yaptı. Tanrı değildir o. Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak. 54. ayetteki nefislerinizi öldürün kısmına gelelim. Kimi Kur'an yorumcuları bu söylemin ahlaki anlamda kullanıldığını, buzağıya taparak şirke sapan insanların Allah'ın emirlerini dinlemeyerek kendilerine zulmettiklerinin anlatıldığını öne sürer. Bu zamana kadar gördük ki Kur'an ciddi şekilde Tevrat'tan ve Yahudi geleneğinden beslenmiş bir kitap. Bakalım nefislerinizi öldürün ifadesi gerçekten de ahlaki anlamda mı kullanılmış? Musa'nın yokluğunda halk buzağıya tapınca Tanrı bunu görüp çılgına dönmüş, Musa da dağdan inerken bu manzara karşısında öfkeden 10 emir levhalarını atıp kırmış, halka da ceza vermişti. Bakalım devamında neler olduğu yazıyor. Musa ordugahın girişinde durdu. Rab'den yana olanlar yanıma gelsin dedi. Bütün Levililer çevresine toplandı. Musa şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün. Levililer Musa'nın buyruğunu yerine getirdiler. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü. İşte gerçek gün gibi ortada. Nefislerinizi öldürün ile kastedilen şey Tevrat'ta yazan olaydır. Musa ve Tanrısı insanlara kardeşlerini, komşu ve yakınlarını öldürtmüştür. Musa'yı dinleyerek özoğluna, kardeşine düşman kesilip kıyım yapan insanlar tekrar Rab tarafından kutsanır ve bağışlanırlar. 54. ayette yazan da aynı anlatıdır aslında. Özet halidir. 54. ayete bir bakalım. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Yani tıpkı Tevrat'taki gibi birbirinizi öldürün, böylece Allah sizi affetsin, tövbenizi kabul etsin. Zaten İbn Kesir ve Taberi'nin tefsirlerinde Tevrat'taki anlatıyı destekleyen Allah'ın insanlara birbirini öldürttüğüne dair rivayetler yer alır. Hatta Taberi tefsirinde yer alan bir rivayete göre Allah buzağıya tapmayanların tapanları öldürmesini emreder. Böylece ahiretteki azaptan kurtulacaklardır. Musa'nın talimatıyla 70 bin insan öldürülür. Musa dayanamayarak ağlamaya başlayınca Allah onların tevbelerini kabul eder. 55 ila 59. ayetler. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Burada anlatılan olay, rivayetlerde yer aldığına göre özetle şöyledir. Musa'nın seçmiş olduğu 70 İsrail seçkini, Musa ile birlikte Tur Dağı'na çıktıktan sonra hep beraber bir takım sesler duyarlar. Musa'ya, Allah'ı bizzat kendimiz de görmedikçe sana inanmayız derler.
Allah gönderdiği yıldırımlarla onları öldürür. Kimilerine göre Allah'ın gönderdiği yıkıcı bir ateştir. Musa, "Ya Rabbi, sen onların seçkinlerini helak ettin. Ben yanlarına vardığımda İsrailoğullarına ne diyeceğim?" diyerek yakınır. Daha sonra Allah, öldürdüğü bu insanları teker teker diriltir. Konuya dair diğer rivayetler, ufak farklılıklar ile aynı olayı anlatır. Fakat bu rivayetler, Tevrat'ta yazanlar ile alakalıdır. 55-56. Ayetlere açıklama getiren rivayetlerde yer alan olayın ve devamındaki ayetlerin çölde sayımda anlatılanlardan türetildiği, içine Allah'ın onları öldürüp tekrar dirilttiği anlatısının ilave edildiği açıkça ortadadır. Bunu 57. ayeti ele alırken net bir şekilde göreceksiniz. Çölde sayım 11. bab 16. metinde şöyle yazar. Rab, Musa'ya halk arasından önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi topla dedi. Onları buluşma çadırına getir, yanında dursunlar. Gördüğünüz üzere Tanrı Musa'ya halk arasından önde gelen 70 kişiyi getirmesini emrediyor. Bunlar buluşma çadırının yanında bekleyeceklerdi. Peki tüm bunlar neden yaşanıyordu? Musa Tanrı ile neden görüşecekti? Bu soruların cevabını Çölde Sayım'ın ilgili bölümünden bazı ayetlere kısaca bakarak bulacağız. Cevaplar Kur'an ayetlerinin arka planını daha net görmemizi sağlayacak. Çölde Sayım 11. bab 1 ve 2. metinler. Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. Rab bunu duyunca öfkelendi, aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti. Halk Musa'ya yalvardı. Musa Rab'be yakarınca ateş söndü. Bir zamanlar, "Ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız" demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı ayetinin arka planını oluşturan bu anlatıdır. Tabi içine ilaveler yapılmıştır. Çölde Sayım'daki anlatıya geri dönersek, yazdığına göre halk çektiği sıkıntılardan dolayı söylenmekte ve bazı yiyeceklere özlem duymaktadır. Hatta şöyle derler, "Keşke yiyecek biraz et olsaydı. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz." Ailelerin çadırlarının önündeki ağlamalarını duyan Tanrı öfkelenir. Musa ise üzülür ve Tanrı'ya sitem eder. İşte 70 kişiyle Tanrı ile buluşmaya gitmelerinin nedeni budur. Bu buluşmanın ardından Tanrı halka et yiyeceklerinin müjdesini verir. İşte şimdi Kur'an'a dönüyoruz. Akabinde tekrar Tevrat'a baktığımızda bu ayetlerin Çölde Sayım'daki metinlere dayandığını daha iyi kavrayacağız. 57. ayette ne yazıyordu hatırlayalım. "Ve sizi bulutlarla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin" dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Hemen Tevrat'a dönelim. Mısır'dan neden çıktık diyerek söylenen, yemeksizlikten, yalnızca Tanrı'nın gönderdiği man adlı yiyecekleri yemekten yakınan ve başka yiyeceklere özlem duyan halka Tanrı neyin müjdesini vermişti? Et yemenin. Bilin bakalım bu ne etiydi? Tabii ki bıldırcın. Rab denizden bıldırcın getiren bir rüzgar gönderdi. Rüzgar bıldırcınları ordugahın her yönünden bir günlük yol kadar uzaklığa, yerden iki arşın yüksekliğe indirdi. Halk bütün gün, bütün gece ve ertesi gün durmadan bıldırcın topladı. Kimse 10 homerden az toplamadı. Bıldırcınları ordugahın çevresine serdiler. Et daha halkın dişleri arasındayken
çiğnemeye vakit kalmadan Rab öfkelendi, onları büyük bir yıkımla cezalandırdı. Bu nedenle oraya Kibrot Hattava adı verildi. Başka yiyeceklere özlem duyanları oraya gömdüler. İşte 57. ayette, "Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı" yazmasının nedeni, çölde sayımda anlatılan olaylardır. Çünkü halk, Tanrı'nın onları kurtaracağına güvenmemekle, Tanrı'nın onlara gönderdiği man adlı yiyecekleri yedikleri için mızmızlanmakla, başka yiyeceklere özlem duymakla kendilerine kötülük etmiştir. Zaten Tevrat metninden de gördüğünüz üzere bu kötülüğün cezası olarak Tanrı bıldırcınlarla et ziyafeti başlar başlamaz onları cezalandırır. Ayrıca "ve sizi bulutlarla gölgeledik ve size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik" ayetinde bahsedilen kudret helvası da yine aynı bölümlerde bahsedilen Tanrı'nın bulutların içinden yağdırdığı meleklerin yiyeceği olan mandır. Aç kalmasınlar diye halkına bulutların içinden melek yiyeceği gönderen Tanrı, insanların söylenmelerini işitince bıldırcın göndermiş, cezalandırmayı da eksik etmemiştir. Bu olayları 78. mezmurda yazanlar ile de görmek mümkündür. Şöyle yazar: "Çünkü Tanrı'ya inanmıyorlardı, onun kurtarıcılığına güvenmiyorlardı. Yine de Rab buyruk verdi bulutlara, kapaklarını açtı göklerin, man yağdırdı onları beslemek için, göksel tahıl verdi onlara, meleklerin ekmeğini yedi her biri, doyasıya yiyecek gönderdi onlara, doğu rüzgarını estirdi göklerde, gücüyle güney rüzgarına yol gösterdi, toz gibi et yağdırdı başlarına, deniz kumu kadar kuş, ordugâhlarının ortasına, konakladıkları yerin çevresine düşürdü. Yediler, tıka basa doydular, isteklerini yerine getirdi Tanrı. Ancak onlar isteklerine doymadan, daha ağızları doluyken Tanrı'nın öfkesi parladı üzerlerine. En güçlülerini öldürdü, yere serdi İsrail yiğitlerini. Yine de günah işlemeye devam ettiler. Onun harikalarına inanmadılar." İşte şimdi ayetlerin kökenini, esin kaynaklarını anlamış olduk. Bunu yaparken yine karşımıza Yahudi geleneği ve Tevrat çıktı. Bir kısım Müslüman, "Tabii Kur'an'da Tevrat'tan metinler, aynı hikayeler olacak. Neticede o da Allah'ın göndermiş olduğu bir kitaptı" diyecektir. İyi, güzel ama Tevrat'ta yazanları o kadar çok tekrar ediyor ki büyük kısmını bu alıntı ve zaten bilinen hikayelerin tekrarı oluşturuyor. Bu kısımlar çıktığında kalın bir kitap gibi görünen Kur'an'dan geriye yalnızca camiye giderken elimizde taşıdığımız incecik cüz kadar bölüm kalıyor. Bozulmuş kitap ve dini onarmak, halkı düzene, doğru yola sokmak için bir Tanrı'nın tüm yapabileceği bu mudur? Yapabileceğinin en iyisi eski hikayeleri ya da mesajlarını tekrar etmek midir? Kur'an'a geri dönelim. Demiştik ki, "Şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik." Kimilerine göre burada bahsedilen şehir Eriha, kimilerine göre Kudüs'tür. Yani Allah Yahudilere Kudüs'e girerken af dileyerek girin ki hatalarınızı bağışlayayım der. Ayetteki Hittatun kelimesinin anlamına dair farklı görüşler olsa da genel olarak bizi affet anlamına geldiği görüşü vardır. Yahudilerin işledikleri hataların neler olduğunu
Tevrat'taki arka planı ile beraber görmüştük. Fakat bu arka planlara rağmen tefsirlerde 59. ayete ve ayetteki zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler ifadesine öyle açıklamalar getirilmiş ki şaşırıp kalmamak elde değil. İbni Kesir ve Taberi, Apaçık denen kitabın sadece bir ayetine açıklama getirebilmek için sayısız rivayet ve açıklamaya başvurmuş. Kimi rivayetlere göre Yahudiler af dilemeyi reddediyor, kimilerine göre ise şehir kapısından secde ederek değil de başları yukarıda giriyorlardı. Buhari'de yer alan ve en tuhaf olan rivayet şöyle: İsrailoğullarına kapıdan secde ederek girin dendiğinde onlar kıçları üzerine sürünerek içeri girdiler. Zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirip başka şekle koydular. Yani Yahudiler kendilerine söylenen sözü yanlış anlamış ya da bilerek değiştirmiş ve şehre kıçları üzerinde sürünerek girmişler. Akıl alır gibi değil.